Adana Mutfağı'nda yine çok ama çok lezzetli bir hafta sonu geliyor. Önce bir çıtır kahvaltı böreği yapacağız. İç harcını değiştirerek ana yemek gibi bile yapabileceğiniz bir tarif. Arkasından bir etsiz çiğ köfte tarifim var size. Tam tutan bir etsiz çiğ köfte tarifi istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ve günün sonunda ayvalı bir irmik tatlısıyla ağzımızın tadını yerine getireceğiz. Yani anlayacağınız bugün yine 3 tane şahane tarifle olağanüstü lezzetli bölümü başlıyoruz. Hazırsanız hadi buyurun önce hamuru tutalım. Dedim ya önce şu böreğin hamurunu bir yapalım. Aslına bakarsanız bu hamuru bir sürü farklı içerikle ve bir sürü farklı malzeme ile şekillendirebilirsiniz. Ben peynirli yapacağım için aslında bir kahvaltılık börek gibi konumlandırıyorum. Ama siz kıymalı, patatesli ve benzeri her türlü yapabilirsiniz. Biraz çıtır çıtır, kıyır kıyır bir hale getirmeye çalışıyoruz. Öncelikle unla başladım. Tezgahın üstüne 4,5 bardak kadar un koydum ve şöyle ortasını açtım. Şu aynı kabın içerisinde diğer malzemeleri birleştirebilirim. Öncelikle bir su bardağı kadar, yani içine maya koyacağım ama suyun içinde değil, bu diğer malzemelerle bir şekilde mayayı aktive etmeye çalışacağım. Çok da sıcak olmadığı için bir tık daha geç aktive olacak. O yüzden mayalanma süresini iyice uzatmaya çalışacağız. Öncelikle bir su bardağı kadar yoğurt koydum. Aşağı yukarı 200 mililitre civarında yapar bir su bardağı yoğurt. Sonra bir su bardağından bir parmak eksik ayçiçek yağı, onu da içerisine ekledim. Tamam. Sonra sıra geldi yumurtalara. Bir tane yumurtayı tam olarak ekliyorum. Hem sarısını hem beyazını. Arkasından iki yumurtanın da sadece beyazını ayırmıştım. Onu ekliyorum. Bu beyazlar tutmayı, birleştirmeyi ve bağlamayı sağlıyorlar. Sonra da mayayı ekleyeceğim. Kuru maya ekliyorum. Bir yemek kaşığı kadar kuru maya da bu karışımın içine giriyor. Normalde biliyorsunuz ki hep böyle sıcak suyun içine atıyoruz, açıyoruz ve sıcak suyun içinde bekletiyoruz. Burada bu diğer sıvıların içerisinde bu işlemi yaptım ve şöyle öncelikle her şeyi karıştırıyorum, çırpıyorum ve mayayı buradaki mevcut sıvıların içerisinde aktive etmeye çalışıyorum. Güzelce çırptım ve direkt olarak tam ortasına şöyle her şeyi döküyorum. Şimdi iyice ilave ettik her şeyi içerisine. Her zaman olduğu gibi mayalı bütün karışımlarda olduğu gibi tuz en son ve dışarıdan, biliyorsunuz. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuz, öbür türlü şey gibi oluyor. Sanki çok tuzsuzmuş gibi kalıyor. Önce bir çatalla, arkasından da elle yoğurma kıvamına geldiği nokta itibariyle de elle bunu hafiften yoğurup hamurumu iyice tutmuş oluyorum. Ölçüler cuk. Tam böyle güzel bir hamur elde ettik. Hep anlatıyorum size, mayalı hamurlarla çalışırken birazcık genleştirin, birazcık genişletin ve şu şekilde hem yoğurun hem de farklı istikametlere doğru mayanın çalışması için ona genleşecek alanlar verin. Yani hep böyle ileriye geriye değil. Mesela böyle ileri geri yaptım, ileri geri yaptım. Sonra arkasından vurup şöyle bir tık uzatıp bir de bu tarafa doğru katladım ki maya hamurun içerisinde her yere ulaşsın ve bunu iyice çalıştırsın diye. Şimdi bu arkadaşımız aslında yaklaşık 5 dakika yoğurulduktan sonra artık mayalanma operasyonuna hazır. Temiz bir kabın içerisine transfer ettim. Sonra her zaman olduğu gibi üstünü güzelce streçleyip 1 saat kadar oda sıcaklığında mayalanmaya bırakacağım. Şöyle dış dünyayla bağlantısını kesiyorum. Ve ona kendi kendine huzur ve huşu içinde geçireceği bir saat veriyorum. Aldım, kenarı köşesi etrafı kapalı vaziyette şöyle alta attım ve bir saat kadar orada kendi kendine mayalanacak. Bu arada ben hemen tatlının ayvaları ile ilgili bir hazırlığa geçmek istiyorum. Çünkü onun mayalanacağı süre içerisinde ben buradaki ayvalarla çalışabilirim. Şimdi benim elimde 4 tane ayva var ve toplam bu 4 ayvadan
aşağı yukarı 8 porsiyon tatlı yapmaya çalışacağım. Ayvalarla ilgili çalışmanızı yaparken size tavsiyem şöyle. Ben bunların kararmasından aslında büyük bir sıkıntı duymuyorum. Kararabilirler. Fakat eğer ayvanızın çalışırken kararmasını engellemek istiyorsanız yapmanız gereken şey şu. Elinizin altında bir kase, içi su dolu. İçerisine de 2 tane limonu suyun içerisine hafifçe sıkıp limonları atmanız lazım. Ve her seferinde çalışacağınız ayvaları da bekleteceksiniz. Bu limonlu suyun içinde bekletmeniz lazım. Bu şekilde de bir tık kararacaktır ama tamamen kapkara hale gelmeyecektir. Şimdi ayvayı hızlıca soydum. Sonra bir küçük bıçakla şöyle bakın baş ve diğer baş kısmını kesiyorum. Şimdi normalde ayva tatlısı yaparken biz hep şöyle yapıyoruz. Bunu böyle ortadan ikiye kesiyoruz. Yani şu diklemesini ortadan ikiye kesiyoruz ki iki eşit parça elde edelim. Çünkü bazı ayvaların kafa kısmı ince, gövde kısmı kalın, bazısı tam tersi. Ama burada öyle yapmayacağım. Burada ayvayı mümkün olduğu kadar tam göbekten ortadan ikiye doğru keseceğim. Tamam? Elimden geldiği kadar böyle eşit yükseklikler elde etmeye çalışıyorum. Sonra bir tane temiz kaşıkla şöyle ayvanın içindeki şu çekirdekli yatak kısmını çıkartacağım. Ayva tatlısı yaparken genellikle çekirdekleri de mutlaka ve mutlaka tatlının içine koymayı tercih ederiz rengini döndürsün diye. Ama baktım ki böyle çok fazla siyahlık vesaire var. Onda da şu elmaların içini çıkarttığımız şeyler var ya ondan faydalanıp şu şekilde ortasındaki çünkü bazen bu çekirdekler hafiften içeride dağılmaya başlıyor ve böyle siyah siyah kenarlarına hafiften böyle küf gibi bırakabiliyor kendini. Şu şekilde bunu mesela komple açtım. Şöyle bıçakla üstünü de temizledim. Bak mesela şurada şöyle bir şey görüyorsunuz bu. Bunu da rahatlıkla bıçakla alabilirsiniz ya da çok şeklinin şemalinin böyle mükemmel olmasını sağlamayın. Üstündekilerden kurtarın. Sonra bunu alıp şöyle limonu hafifçe sıkıp suyun içinde bekletiyorsunuz. Bu bekletme işlemidir. En azından size anlatmış olayım. Şimdi şöyle genişçe bir tencerem var. Şunu sonra hep koyduğum yeri unutuyorum. O yüzden elimin altında kalsın. Öncelikle bu tencerenin içerisine birazcık şu ayva kabuklarından biraz atıyorum. Normalde bunu hem rengini birazcık daha döndürmesini sağlamak hem de ayvaların tabana yapışmasını engellemek için yaparız ama gerek de yok aslında. Yani direkt olarak bunu koymadan da bu işlemi yapabiliriz ama el alışkanlığı koyuyorum. Şimdi benim ihtiyacım olan normalde ayva tatlısını biz böyle dizeriz. Tamam mı? Yani şunları iç kısmı yukarıya bakacak şekilde dizeriz. Sonra içine şerbet de koyuyoruz. Ama benim bu tatlıda ihtiyacım olan şu üst kısmının iyice renk almasını ve güzelce içine koyacağım her şeyi çekmesini sağlamak. O yüzden böyle bunu alta koyuyorum ki su alttan şey yapsın. Yani bu tamamen yapacağım tatlıyla alakalı bir durum. 4 tane ayvayı şu şekilde içerisine yerleştirdim. Sonra birkaç tane de çekirdek atacağım içine. Şurası komple iyi. Bunlardan da iyi durumda olan. İşin içine bırakmasını sağlayacaktır vişne. Ama vişne tek başına yetmez. O yüzden birazcık da şekere ihtiyacım var. Eğer vişne suyu kullanmak istemiyorsanız normal içme suyu gayet güzel gidecektir buna. Şeker konusu da aslında size kalmış. Bu bak bu verdiğim birebir bir ayva tatlısı tarifi asla değil. Ben bunu yapacağım irmikli tarifin içerisine gelecek şekilde yapıyorum. Bir yemek kaşığı toz şeker ve ayvaların üstüne gezdiriyorum. Sonra bir yemek kaşığı daha toz şeker alıyorum. Onu da şöyle üstüne hafiften gezdiriyorum. Aslına bakarsanız yani 2 yemek kaşığı toz şeker benim için yeterli. Çünkü vişne suyu da kendinden şekerli olduğu için bu tamamen istediğim ölçüde benim için pişecek ve o şekerli tadı bana verecek. Aroma arttırmak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka içerisine şöyle bir adet çubuk tarçını alıp atıyorsunuz. Birkaç tane de karanfil çok değil. 3-4 tane şöyle atıyorsunuz ve ondan sonra da bu arkadaşı birazcık kendi halinde bırakacağız. Şimdi bakın içeride vişne suyu toz şeker.
Bekletirseniz çok daha güzel ve uzun pişer. Ama benim öyle bir vaktim yok. Ben bunun kapağını kapatacağım ve içeride vişne suyuyla beraber hafiften pişmesini sağlayacağım. Eğer çok jöleleşeceğine inanıyorsanız azıcık bir parça, şöyle bir parçacık da su ekleyebilirsiniz. Amacım burada ayvaları birazcık yumuşatmak, hafif tatlıya yakışır bir hale getirmek. O yüzden kapağını kapatıyorum ve aşağı yukarı 20 dakika kadar bunları burada böyle kendi hallerinde önce yüksek sonra kısık ateşte hafiften fokurdamaya bırakıyorum. O arada da irmikli olan katmanı rahatlıkla hazırlayabilirim. Bakın burada küçük bir sos kasesinin içerisinde her şeye başlıyorum. Aşağı yukarı 750 ml civarında süt var. Bunların hepsini birebir yürüyebilirsiniz. Yani 700-750 ml süte 7 yemek kaşığı irmik, 7 yemek kaşığı toz şeker koydum ben. Ama siz mesela 1 litre süt yaparsanız 10 yemek kaşığı irmik, 10 yemek kaşığı toz şeker. 1,5 litre sütten yaparsanız 15 kaşık irmik, 15 kaşık toz şeker vaziyetinde de olayı yürütebilirsiniz. Burada 700-750 ml civarında süt var. Arkasından içerisine nasıl bir kaşık hesabı yaptığımı size göstereyim. 7 kaşık kadar irmik koyacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 kaşık irmik. Fazlası var, eksiği yok. Ve hemen arkasından da toz şeker. Unu da aynı şekilde 7 yemek kaşığı koyuyorum. Ve 7 yemek kaşığı. Tamam. Şimdi bunu burada kaynatacağım. Ama bu arkadaşın hafiften pişip renginin dönmesi lazım. Tamam mı? Bunu koydum. Buna geçmeden evvel hemen çiğ köftenin bulgurunu bir ıslatmak istiyorum. Bunu şöyle bir tezgah üstü mikserinde yapacağım için bulguru da bu şekilde bunun kendi haznesinde ıslayacağım. Bakın nasıl bir bulgur kullanmanız lazım? Öncelikle kesinlikle size ince bulgur kullanmanızı öneririm. Ne kadar ince bulgur olursa o kadar az tane gözükür. Hatta bu seferki teller vardır. Onlar böyle toz gibidir neredeyse. Çok daha uygundur. Bulabilirseniz ondan kullanın. Bulamazsanız yaklaşık burada gördüğünüz gibi ince bulgur. Ama yani şeylik pilavlık bulgur değil, köftelik bulgurdan kullanacaksınız. 3 su bardağı kadar ince bulguru bu şekilde kasenin tabanına dizdim. Şimdi bunu önce bir kabartmamız, bir coşturmamız lazım. Tamam mı? Şöyle ki şuradan da bir mutfak havlusu aldım elimin altına. Kaynar su biliyor musunuz? Bulguru şişirecek kadar. Üstüne ekleyin şöyle. Hani üstüne çıkacak kadar dedikleri var ya. Şöyle bir harmanlayın. Şu kadar. Tamam. Bu benim için yeterlidir. Çünkü yaklaşık 3-4 dakika içerisinde bulgur bu suyu çekecek ve şişecek. Ondan sonra da gayet rahat çalışabilirsiniz. Ha bu aşamada bütün pul biberiyi de efendim isotuyu da kırmızı biberi ve benzerini de içine koyabilirsiniz. İyice aromalarını salarlar. Ama ben hemen yani bulgur şiştikten sonra yani 4 dakika sonra bu işlemi gayet rahat yapabileceğimi biliyorum. O yüzden bıraktım. 4 dakika içinde ne kadar hızlı şiştiğini göreceksiniz. Şimdi burada gördüğünüz gibi her şey hafiften kaynıyor. Ama size göstereceğim şey de şudur. Bak şimdi tabanlar suda ya. Taban kısımları birazcık daha kırmızıya çalıyor şöyle gibi. İç kısımları beyaz. O yüzden eğer ayva tatlısı yaparsanız bu iç kısımların da iyice kırmızı renk alması çok önemlidir, tamam mı? O yüzden şu şekilde içlerini benim yaptığım gibi full boşaltmayacaksınız. Ben bu tarife özel üst kısımları tamamen renk alsın, iç kısımları o şekilde de kalabilir diye kendi haline bıraktım. Buradaki top sizde. Yaklaşık bunun bir 10-15 dakikası var. İyice çekecek. Ondan sonra da devam edeceğim. Hadi buyurun buradaki ince bulgurun aldığı durumu görelim 4 dakika sonra. Açtık bunu ve gördüğünüz gibi epeyce hacimlenmiş. Sıcak ve baharatları aslında çalıştırabilir. Şu tuz karabiberi de alayım. Geleyim elimin altına. Bir kere aslında bunlar birazcık çok objektif olamayacağım ölçüler. Ben sevdiğim kadarını kullanıyorum. Şöyle yaklaşık 1,5 kaşık kadar tuzla işe başladık. Arkasından şöyle bir çay kaşığı kadar da karabiber atıyorum içerisine. Tamam.
Şunu da elimin altından kaldırayım. Burası ise sizin sevdiğiniz ölçülerle değişebilir. Ama ben pul biber severim. O yüzden şöyle dolu bir kaşık, acısı yerinde olsun derseniz pul biber ekliyorum. Tamam. Eklediğimde kenara kaldırayım çünkü bayağı malzeme var elimin altında eklemen gereken. Sonra şurada isot var. Bence olmazsa olmazıdır. Ve iyi ve kaliteli bir isotunuz varsa iş güzel olacaktır. Şöyle dolu bir kaşık ekliyorum. Bak böyle yani silme bir kaşık değil. Niye? Ben çünkü böyle bir tipim. Yani hafif bir dipsomane durumlarım var. Böyle hani dolu dolu olmazsa kendimi iyi hissetmiyorum. Ama adına tatlı kaşığı diyorum yani. Silme bir çorba kaşığı derseniz o da çalışır. Sonra arkasından bir tatlı kaşığı. Görüyorsunuz baklava boy böyle. Bir tatlı kaşığı da toz kırmızı biber ilave ediyorum. Kaşık kimyon veya bir tepeleme çay kaşığı kimyon gibi de düşünebilirsiniz, tamam mı? Onu da ekledim. Sonra da azıcık sumak ekleyeceğim. Ekşilik her zaman yakışır. Sumağı da bir yemek kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Yani şöyle iki tane tepeleme tatlı kaşığı ya da bir yemek kaşığı kadar sumak cillop gibi olur. Şimdi bütün baharatları içerisine ekledik, tamam mı? Buradaki bulgurumuz da hali hazırda sıcak. Yani kaynar suyu ekledik ya içerisine. Hali hazırda sıcak. Öncelikle şöyle bir şey yapacağım. Hafiften bulguru bir kaşıkla, yani parmağınızı sokun. İçeride parmağınız duramaz o sıcaklıkta. Bulguru buradaki baharatları bir canlandırmak için bunu böyle karıştırabileceğiniz gibi. Bunu madem hali hazırda bir stand mikserinde yaptık. Stand mikserinde de karıştırma işlemine devam edebiliriz. Şimdi öncelikle stand mikserin kafasını açtım. İçerisine yerleştirdim. Bu tip mikserlerin içinde 3 tane uç çıkar. Bir tanesi böyle full çırpma telidir, bir tanesi ekmek yoğurmadır. Bir de bu tip işler için şu şekilde bir uç vardır. En güzel bu çalışır. Öncelikle düşük ayarda şöyle bir harmanlıyorum ve sonra bunun içerisine aroma katacak diğer ilaveler, hepsini yapabiliriz. Bir kere soğana ihtiyacımız var. 2 tane orta boy soğan rendeledim. Fakat çok suyu var bu soğanın, tamam mı? Fazla suyu var. O yüzden soğanın suyunu şöyle fazlasını sıkmanız lazım şurada. Yani orada değil yani, burada da sıkabilirsiniz. Ama fazlasını sıkmanız lazım ki çok cıvıklaştırmasın bunu. İyice sıktım ve içerisine soğanı ilave ettim. Taze soğan da koyarlar, seven olur. Ama ben koymayacağım. Yanında servis etmek daha güzel oluyor böyle taze soğanlı, marullu ve benzeri. Sıra geldi sarımsağa. 3 diş kadar sarımsak ve dikkat edin çok aşırı küçük boyutlarda değil sarımsaklarım. Şu sarımsak şarjörünü doldurup onu da içerisine sıkıyorum. Sarımsaklar da girdi işin içine. Hemen arkasından salça ilavelerim var. Biber ve domates salçası. Her ikisinden de ikişer kaşık koymanızı istiyorum. Bunları da gördüğünüz gibi aşırı derecede silme değil, böyle hafif tepeleme gibi koymaya çalışıyorum. Ben öyle sevdiğim için. 2 biberi koyduk. 2 de domates giriyor içerisine. Mis. Sonra nar ekşisi, domates rendesi ve ayçiçek yağı. Bu konularda da serbest bırakıyor. Mesela ayçiçek yağını bir tam bardak da koyabilirsiniz. Birazcık daha fazla ıslak oluyor. Ama ben böyle 4'te 3 su bardağı kadar ayçiçeği ekliyorum içerisine. Şöyle yekünden ekledim. Karıştırmaya devam. Arkasından bu domates rendesini etap etap eklemenizi isteyeceğim. Yani şurada 4'te 3 bardak var ya, çeyrek bardak çeyrek bardak ekleyin. Yani ekleyin, sıvılık kıvamına bakın. Çünkü ne kadar su koyduğunuzu bilmiyorum ben, tamam? Yani o sıvılık kıvamını siz kendiniz ayarlayacaksınız. Ekleyin ve bakın hali hazırda kaldırır. Bir tık hızlanın. Ekleyin ve tamamı işin içine girdi. Son olarak da nar ekşisi, yaklaşık yarım bardak kadar nar ekşisi güzelce ekliyorum ve makinenin işini yapmasını sağlıyorum. Bir tık hızlanabilirsiniz bu arada.
Yaklaşık 2 dakika kadar bu şekilde karıştırdıktan sonra işlemimiz tamamdır. Kapattım ve kafayı çıkarttım. Bak, bu nasıl bir kıvam sevdiğinizle alakalı ama bence bunun rengi okeydir. Kıvamı gayet iyidir ve olay aslında budur. Son bir iki ilavemiz var. Bu iki ilaveyi yapmazdan hemen önce bir kalite kontrol yapmamız lazım. O da tadım kalite kontrolüdür efendim. Şöyle ki bir bakalım tadına. Şöyle her tarafında iyice karışmış. Gayet iyi. Ekşisi iyi. Acı biraz daha ister. Hafif geniz yaksın. Şöyle. Oh mis. Şu an yakıyor da zaten. Arkasından bir çıt daha tuz ister. Bence onu da ekledim. İşlem tamamdır. Son bir tur şöyle harmanladım her şeyi. Kıvam, renk, doku, acılık, ekşilik benim için gayet iyi. Fakat bunu sizin de aklınızda olsun. Her zaman ve her zaman servis edeceğiniz zaman porsiyonlayın. Yani şimdi ben bunu hazırladım. Bunu servis etmek için eğer elimle alıp avucumda sıkarsam servis edeceğim saate kadar bir tık kuruyabilir. Gelin içinin yağlılığına bakın. Yani vallahi bence öyle. Bak böyle güzelce ezilmiş. Renk dönmüş mü? Dönmüş. İçeride bulgurlar beyaz beyaz kalmış mı? Hayır. Tam istediğimiz gibi. Artık servis edileceği saati bekleyebilir. Yine bir streç alacağım. Ve streçi üstüne değer vaziyette. Yani alıyorsunuz streç filmi. Böyle bu şekilde tam harcınızın üstüne kapatıyorsunuz. Havayla olan temasını kesmezsen hızlıca kurumaya başlar bu. O yüzden servis yapacağımız saate kadar havayla olan bütün irtibatını kesip şöyle kenarda, arkada bir yerde bekletebiliriz bunu. Arkasından da direkt olarak servis yapacağız. Aslında evde bu tip bir çiğ köfte, yani etsiz çiğ köfte yapmak çok da kolay ve gördüğünüz gibi makul. Eğer siz de yaparsanız lütfen Instagram'daki Arda Türkmen sayfamdan benimle paylaşın. Hangi oranda neyi nasıl koyuyorsunuz? Oradan sizden gelecek ölçüler benim için çok önemli. Şimdi esas olay burada dönmüş. Bakın yaklaşık 15-20 dakikanın sonunda bak iyice yumuşamış bu arkadaşlar. Ve hafiften de renkleri dönmüş. Tamam mı? Bak şunun renginin güzelliğine bak ya. Tam istediğim renk bu. Tamam. Gayet güzel olmuş. Şimdi bir ters yüz yapacağım. Biraz yırtılabilirler, parçalanabilirler. Hiç önemli değil. Benim için gayet yumuşak ve kıvamlı oldular. Biraz da şöyle ters çevirip diğer yüzlerini hafiften bir... Hafiften burada soğumaya başlasın. O arada da o soğurken ben artık buna geçebilirim. Öncelikle ne vardı bunun içinde? Kaşık irmik, 7 kaşık şeker vardı. Altını yakıyorum ve bunu burada hafiften bir kıvam alana kadar çırpa 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 karıştırıyorum. Hafif böyle fokurdamaya ve kalınlaşmaya başladığı zaman daha da fazla aşırı derecede zorlamamak lazım. Tamam bak üstünden bulup bulup böyle kabarcıklar çıkıyor. Ayrılmakla ayrılmamak arasındalar. Sütle irmik böyle kendilerini bir tutar bir birleşir kıvamdalar. Ama böyle güzel sıvı ve kepçeyle de dökülebilecek kıvamda. Tamam. Benim için bu yeterli. Şimdi bunda altını kapattım. Altını kapatıp ateşten aldıktan sonra iki küçük ilavem var. Her zaman olduğu gibi bir paket toz vanilya giriyor içerisine. Vanilin. Acımasın diye en son koyuyorum bunu. Ve arkasından da yaklaşık iki kaşık kadar tereyağı. Yani iki kaşık demeyeyim pardon. Bir kaşık kadar böyle birkaç küp tereyağı ilave ettim içerisine. Hadi bir kaşık diyeyim size. İki küçük, üç küçük küp gibi koyabilirsiniz. Bir kaşık da tereyağı ilave ettim. Karıştırdım. Ve hali hazırda sıcakken ve tereyağı içeride eridiğinde artık bunu hızlıca porsiyonlayabilirim. Bekledikçe sertleşecek. Bekledikçe hafif takozlaşacak. O yüzden ben o takoz kıvamı istemediğim için servis ediyorum. Bu şekilde ayaklı güzel bardaklar var elimin altında. Bir kepçeyle bunların şöyle içerisini dolduruyorum. Toplam 8 tane ayva yaptığım için 8 porsiyon çıkartacağım. 8 tane cam kabın bu şekilde dibini dolduruyorum. Üstlerinin süper düz ve böyle mükemmel olmasına gerek yok. Şu şekilde
Benim için yeterli. Peki doldurduktan sonra bu şekilde donmasını mı bekliyorum? Hayır, beklemiyorum. Kaşığımı ve şuradaki şu güzel arkadaşı da alıyorum ve hafif soğumaya başlayan ayvayı alıp bunun tam ortasına yerleştiriyorum. Hali hazırda tam da donmadığı için birazcık onu içerisine kendi kendine ayvanın kendi ağırlığıyla beraber hafifçe içerisine gömülmesini izliyorsunuz. İyice soğumasını bekledikten sonra bunu yaparsanız istediğiniz gibi bir entegrasyon sağlayamayabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınızda ikisi birbirini çok güzel buluyor ve tam da irmikle ayvanın öpüştüğü o romantik dakikaya geliyorsunuz. O yüzden bu aşamada hızlı olun ya da birinden yardım alın evde. Biriniz bunları porsiyonlarken diğeriniz de üstüne ayvaları güzelce servis etsin. Ama bu tatlıda bir şey eksik, o da tatlının kıtırlığı. Onun için de son kertede birazcık şey yapacağım. Fındık kavuracağım bunun içerisine. Ama işte hem konuşuyorum hem yapıyorum. Hepsini beraber aynı anda sizlere servis etmeye çalışıyorum. Dediğim gibi 8 porsiyon gayet güzel çıktı. Bir tek şu azıcık eksik kaldı. Şunu da hafif ekledik mi? İşlem tamam. Sonra da ayvalar giriyor işin içine. Şöyle bir küçük tava ocağın üstüne koydum ve altını yaktım. Bunun içerisine birazcık fındık ilave etmek istiyorum. Fakat fındıkları çok fazla ezmeyeceğim. İsterseniz file fındık da yapabilirsiniz. Çok fazla kırmayacağım, parçalamayacağım. Sadece fındık, bıçak ve şöyle bak. Şöyle ortadan ikiye doğru kesmenizi bıçağınızla birazcık kesin. Şimdi fındığı bu şekilde belli belirsiz boylarda kestim. Arada tozlar var. O tozlar ben bunları kavurmaya başlayana kadar yanacaktır. O yüzden yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi hafif tel süzgeçten geçirmek ki tozlarından iyice ayıralım diye. Bana daha iri parçalı taneler kalsın. Yanmaya meyilli olan tozlardan geçirdim ve ocaktaki tavanın içerisine atıyorum. Zaten çok kısa bir sürede hafif kendi yağını salıyor. Birazcık aroması çıkıyor. Ve artık daha da kıtır bir halde. Beklettikçe rengi döner ama yakmak gibi bir niyetim yok. Hafif böyle o fındığın aromasını duyduktan sonra benim işim tamam. Burnuma geldikten sonra. Bunu da bir tabağa çıkartacağım. Dediğim gibi en son anda servis edeceğim ana kadar bu şekilde bekleteceğim. Servis edeceğim zaman fındıkları bunun üstüne birazcık dökerim. Özür dilerim. Önce birazcık şurubundan dökerim. Fındıkları da üste bırakırım. Ondan sonra da direkt olarak servise geçerim. Şimdi zaman tamamdır çünkü 1 saat oldu. Hamur mayalı bir hamur olduğu için birazcık kabardı ama da öyle çok 3 katına 4 katına vesaireye gelmedi. Sadece kabardı ve bir hacim aldı. Tamam. Bir tur yoğurdum bütün mayalı hamurlara yaptığım gibi ve şu şekilde neredeyse başladığım kıvam kadar güzel bir kıvama geldik ama maya çalıştı ve bunu açtı. Şimdi hamurumuzu 4'e bölüyorum bu şekilde. Bu da tezgahtaki. Başlayacağım bu hamurla güzelce çalışmaya. Öncelikle bunu açarken de şöyle hafiften bir tereyağı eritmenizi isteyeceğim. Bakın burada oda sıcaklığında bir tereyağı var. İsterseniz direkt bu şekilde olup aralarına sürebilirsiniz de elinizle. Daha iyi. İsterseniz eritebilirsiniz. Böyle aralara sürdüğünüzde çok daha iyi sonuç alacaksınız. Ama ben başladığımızdan beri dışarıda beklettiğim için bak bayağı böyle gördüğünüz gibi oda sıcaklığında. Ben böyle yapacağım, daha da kıyır kıyır olacak. Aradan tereyağın kaçmasını engelleyeceğim. Ama siz isterseniz bunu tamamen ocakta eritip bir fırçayla da sürebilirsiniz. Öncelikle şöyle birazcık elimle açtım. Tamam. Ve bir merdane kullanarak da açmaya devam ediyorum. Una vesaireye çok bir şeye ihtiyacınız yok. Bu zaten kendinden içinde yağ da olduğu için. Ayçiçek yağı koymuştuk en başta hatırlıyorsanız.
yağlı bir hamur ve o yağlı hamur olmasından dolayı güzelce açılıyor. Sizden isteğim bunu ilk etapta elinizden geldiği kadar açabildiğiniz kadar geniş yırtılmayacak bir fonda açmanız. Şimdi mümkün olduğu kadar incelttim yırtmadan. Hani neredeyse artık alttaki tezgahın dokusunu belli belirsiz görebiliyorum. Çünkü daha da inceltmeye kalkarsam yırtacağım hamuru. Açıp da çeviremem. O tip bir ustalık maharetim yok. Fakat şuna güveniyorum. Tereyağını tam eritmediğim için şu şekilde kaldığından dolayı bu şekilde sürdüğümde içeride istediğim katmanı daha rahat elde edeceğim. Tamam, şöyle elimden geldiği kadar güzel her tarafına denk gelecek vaziyette sürdüm. Sonra bu tarafı aldım. Şöyle bir ortaya doğru katladım. Tamam. Azıcık bu tarafa da sürdüm. Yani her katlanmış katın arasında mutlaka birazcık tereyağınız olsun. Şöyle. Kuzan daha da kıyır kıyır oluyor. Sonra bu tarafı aldım, kapattım. Yağlanmış katlar. Şöyle. Sonra aldım. Bu kısma da sürdüm. Böyle yaptığınız zaman, yani oda sıcaklığında erimiş bir tereyağı kullandığınız zaman tabii ki tereyağı içeride bir katman olarak daha kolay kalacaktır full erimiş tereyağında. Ve dolapta bunun yeniden dinlendirip hamurun toparlanma süresi çok da kısalacaktır. Tamam. Her katmana özenle tereyağı sürdükten sonra işte gördüğünüz gibi ilk hamur tamamen bu boyuta ve bu şekle, forma gelmiş durumda. Bunu bir tabağa alıyorum. Dolaba atıyorum. Soğukta beklesin diye. Ben de diğerlerini yapmaya devam ediyorum. Ne kadar dolapta dinlenirse aslında işimiz o kadar iyi. Çünkü aradaki bu tereyağı katmanlarını çok da kaçırmadan birazcık böyle soğukken açmak önemli. Bu kruasan ustalarının kruasan yaparken kullandıkları teknik de buna benzer tabii. Böyle değil de buna benzer. Yani aralardaki tereyağı katmanlarının mümkün olduğu kadar kalmasını sağlamamız lazım. O yüzden de soğuk olan hamurda ve soğuk bir tezgahta çalışmak bizim için avantaj. Şimdi yine aynı şekilde hafif dikdörtgen olacakmış vaziyette incelterek açmaya devam ediyoruz. Hem bu şeyden korkmayın bu arada. Hani bunu yaparken diğerleri ama mayalanma süresi ne olacak? Hem dolapta beklettiğimizden dolayı mayalanma süresini, yani tezgah mayasını birazcık durdurmuş oluyoruz. Şimdi devam ediyor oda sıcaklığına gelene kadar. Hem de aradaki o yağlı katmanı birazcık muhafaza etmiş oluyoruz. Az evvelki yaptığımız gibi mümkün olduğu kadar şu şekilde ince ince açmaya çalışıyorum hamuru. Dikdörtgen formu da korumaya çalışıyorum gördüğünüz gibi. Gerekiyorsa son dokunuşları şöyle elle yapıp mümkün olduğu kadar uzatarak açmanız iyidir ve yeterlidir. Şimdi hamuru ortadan ikiye keseceğim. Tamam mı? Yani spatulayla da kesebiliriz çok zorlanmadan. Dikdörtgen bir vaziyette açtım. İki tane ince uzun şu şekilde kat elde edecekmiş vaziyette hamuru kesiyorum. Şimdi saracağım. Sarmak için içerisine istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Ben birazcık beyaz peynir, birazcık ince kıyılmış maydanoz ve birazcık da içerisine rendelenmiş kaşar peyniri koyup karıştırıyorum. Lezzeti hafif arttırsın diye haşhaş tohumu ilave edeceğim. Her şeyi bir güzel harmanlayayım. İşlem hemen hemen tamam. Burada mesela şey gramajları yazmıyorum size. Şu kadar gram, bu kadar gram vesaire değil. Onu sizin arzunuza bırakıyorum. Net ve istediğiniz ölçeklerde bu iş tamamdır. Haşhaş, rendelenmiş ve ufalanmış yağlı beyaz peynir ve aynı şekilde de birazcık rendelenmiş kaşar peyniriyle maydanoz buluştu. Şimdi ne yapıyoruz? Bak şöyle bu hazırladığımız harcı kendimize yakın tarafa güzelce yayıyoruz. Toplamda 4 tane böreğimiz vardı ve bu 4 börekten toplam
bu şekilde 8 adet yapacağız. O yüzden iç harcınızı ona göre planlayabilirsiniz. Güzelce kenarına köşesine gelecek vaziyette yaydım. Arkasından bunu şöyle alıp ince uzun şekilde katlıyorum. Ve yaklaşık böyle ikişer parmak olacak vaziyette bunu şöyle şöyle kesiyorum. Bakın yani bir tane kesip diğerlerini de aynı boy referans alabilirim. Şöyle, şöyle ve şöyle gibi. Ben bunu kahvaltılık börek tadında yaptığım için bu şekilde yapıyorum ama daha ince uzun vaziyette yapıp daha da böyle iri iri parçalar yapabilirsiniz. O şekilde sarıp sarmalayabilirsiniz. Tercih sizin. Küçük küçük yaptığım için ben bunu böyle yapıyorum. Şimdi bir bana Gaziantep'ten sağ olsun baklava gönderen arkadaşlarım var aralarda. Onların bana gönderdiği baklava tepsisi kalmıştı bir tane. Bu tepside yapacağım ama isterseniz bir cam tepside veya herhangi başka türlü bir tepside de çalışabilirsiniz. Alıp bu kestiklerimi aralarında çok açmadan şu şekilde bir baklava tepsisine dizmenizi istiyorum. Mümkün olduğu kadar. Başlarken söylemiştim. Şimdi bir kez daha tekrar ediyorum. Eğer arzu ediyorsanız bu formda yapıp böyle kahvaltılık çıt çıt atabileceğiniz börekler yapabileceğiniz gibi daha büyük, daha geniş, daha ne bileyim. Ben dediğim gibi ben bunları böyle çıt çıt atıp kahvaltılık vaziyette yaptım. Tercih sizde. Eğer bunları dediğim gibi farklı içeriklerle günün farklı sizi bekliyorum. Gördüğünüz gibi olay bundan ibaret. Soğudukça katılaşacak, kıvam artacak ve mükemmel bir vaziyette iş bitmiş olacak. Fırındaki pişiyor. Bu servise hazır. Hadi o zaman gelin şuradaki etsiz çiğ köftemizin son dokunuşunu yapalım. İçerisine ince kıyılmış maydanoz ekledim. Taze soğan da eklemek isterseniz kabulümdür. Sonra maydanozla beraber bunu güzelce harmanladım. Bulgurlar güzel güzel. Şöyle yanına atom salata, şöyle iri yapraklardan sarıp yemelik. Maruldan sonra da artık sıra geldi bunları sıkmaya. En yapamadığım kısım bu olsa gerek. Alıp şöyle avucumun içerisinde hafif bir sıkıp şu şekilde parçalar halinde koyuyorum. Çok fazla büyük parçalar yapmayın. Küçük küçük parçalarla gayet güzel bir sonuç alacaksınız. Ondan sonra da işi bitirmiş olacaksınız. Eğer ki böyle geniş bir tabağın içerisinde böyle bir marulla bunu servis ediyorsanız şöyle de herkesten önce yeme şansınız olur. Üstünde biraz da limon sıkarsınız ve şefin göz hakkıdır bu. Kimse size bir şey diyemez. Gayet güzel olmuş. Ekşisi falan yerinde, acısı da iyi. Mis. Hazırlayın, servisi yapın. Ondan sonra da
sofrayı kurun, herkes peşinizden gelsin. Umarım benim soframda siz de benimle beraber olursunuz. Tatlım hazır, bunu hazırlıyorum. Bunun da çok az vakti kaldı. Az sonra kapanışta görüşmek üzere. Vallahi sofrayı kurduk gördüğünüz gibi. Çiğ köfte double. İçine birazcık limon. Böyle mis. Sonra içinde maydanoz olduğu için ekstra maydanoza gerek yok. Soluğundan bir ses. Çiğ köfte çek. Net. Baharatını çekmiş emalini isteğinize göre ayarlayabilirsiniz ama dışarıda etsiz çiğ köfteye para vermek istemiyorsunuz. Evde de yapması aynen bu kolaylıkta güzel bir çiğ köfte partisinde eksik kalmadınız demektir. Sıra geldi böreğe. Direkt olarak tepside servis edebileceğiniz gibi böyle tabağa da alırsınız. Aralardaki katların kıyır kıyır ayrışını görmeniz lazım. Bir de tadına bakmanız lazım. Tam kahvaltılık börek. Hatta böyle olup acukoya falan banmalık börek yani. Tam o şekilde. 10 numara 5 yıldız. İsterseniz böyle bir gün gibi bir şeyde planlayabilirsiniz. İsterseniz dediğim gibi kahvaltıda planlayabilirsiniz. Top ve tercih sizde. Bir lokmacık çay alıp böylece tatlıya geçebilirim. Efendim tatlımız burada. Dediğim gibi şu şekilde aşağıya doğru indirip hem irmiğinden hem de ayvasından alıp biraz da fındıkla kıtladık mı menüyü tak tamam halde hazır hale getiriyoruz. Bugünkü tarifler gördüğünüz gibi aslına bakarsanız yapması hiç zor olmayan ufak tefek oyunları olan tariflerdi. Umarım sizler de beğenip evde uygularsınız. Uygularsanız lütfen sosyal medyada Instagram'daki Arda Türkmen adresinden beni de etiketlemeyi unutmayın. Çıtır kahvaltı böreği, evde etsiz çiğ köfte ve aymalı ünlü tatlısıyla ben bu hafta huzurlarınızdan ayrılıyorum. Önümüzdeki hafta bir sonraki Arda'nın mutfağında görüşmek ve şahane tatları hep beraber yapmak üzere. Hoşçakalın.